Nasıl biliyorum ama? Nasıl biliyorum başımızın belaya gireceğini? Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Baba yine ne yaptı kızcağız ya? Ne bileyim abi, dil alışkanlığı işte. Tamam kesin. Başak hemen boşaltır salonu. Hemen. Baş üstüne şef. Panik istemiyorum. Panik Hadi istemiyorum. Gel yardım et. Memali. Senin burada ne işin var? Ben sana içeride kalacaksın demedim mi? Demedim mi? Ya yok ya. Bak yok. Git hemen Belgin ablanın yanında kal. İçeride patlamaya hazır bir bomba var ve ne zaman patlayacağını bilmiyoruz. Bu gece seninle uğraşamayacağım, özür dilerim, başka bir zaman. Ya Belgin abla ne oldu be? Git içeride kal Belgin ablanın Bak yanında Zeynep, o kadar. Bak Memoli doğru söylüyor. Hatta al Belgin hanımı buradan arabayla uzaklaşın hemen. Tamam mı? Ben aynı şeyi söylüyorum zaten. Belgin abla kaçtı. Kaçtı mı? He kaçtı. Garson bir tanesi gül vermiş ona. O da Sinan diye onu bulmaya gitti. Gül mü? Ebe Belgin abla. Ebe Belgin abla. Bak bu laf da güzel oldu biliyor musun? Tamam ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun şef? Siz burada kalın, bombayı nasıl bulacağız onu düşünün. Ben gideceğim Belgin hanımı bulacağım. Belki kadının başı beladadır. Ama şef. Sus. Başını şef. Ben de geliyorum komiserim. Sen gel buraya, hiçbir yere gitmiyorsun. Niye gülüyorsun sen? Belgin ablanın sabahı yaktı. Sinirim bozuldu. Ailecek severek izliyoruz hanımefendi sizi. Hayranınızız. Ne? Ne söylüyor bu be? Nasıl beceriyorsunuz hanımefendi bunları yapmayı acaba? Ne? Böyle belanın kokusunu bulmayı. Ya belanın kokusunu buluyorsun ya da bela senin kokunu buluyor. Koku mu? Ne diyor? Evet hanımefendi. Hatta siz önden gidin, koklaya koklaya bombanın nerede olduğunu da bulursunuz. Köpek miyim ben? Terbiyesiz ya. Baba, Zeynep ne dedi, duydun mu? Ne dedim ben? Bulduk oğlum, bombayı bulduk. Aferin. Aferin Zeynep, ne sana be ya? Aferin. Benden de aferin be köylü kızı. Hadi gel ne çabuk. Ne dedim ben ya? Ya çabuk, bir telsiz bulmamız lazım, çabuk. Ya ben ne dedim ya? Ben ne dedim ya? Ya bekleyin. Sinan. Sinan! Neden kaçıyorsun? Neden? Neden konuşmuyorsun benimle? Begin Hanım. Begin Hanım iyi misiniz? İyiyim Kemal Bey, iyiyim. 20 yıldır hiç bu kadar iyi olmamıştım aslında. Hepimiz çok merak ettik sizi. Bir an önce burayı terk etmeniz gerekiyor. Acele edin lütfen Begin Hanım. Begin Hanım bu ceket neydi? Çok sevdiğim birinin ceketi Kemal Bey. Çok sevdiğim birinin ceketi. Begin Hanım. Ne bombası? İhbar var. Ne? Bomba mı? Bomba ihbar oldu. Çıkalım bakalım. Evet, bomba ihbar. Takip edin. Dışarı çıkmanız lazım. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Acele etsek iyi olur. Sakin olun lütfen. Panik yok. Sakin olun. Lütfen yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Lütfen efendim. Buyurun efendim, çıkın. Panik yok. Panik yok. Yavaş. Tamam sakin ol. Polis köpeği Buddy şimdi bombanın yerini bulacak. Sakin ol. Memoli sen neredesin ya? Ay, ne kadar tatlısın ya, sen. Ya onu beni Buddy abi. Bütün salonu boşalttınız mı? Evet, hepsi çıktılar. Ya personel? Bütün davetlileri arka kapıdan çıkarttık. Yalnız ilginç bir şey var. Ne? Bazı müzisyenler herkesten önce çıkmış. Yani biz daha önce bomba bilgisini vermeden. Çok güzel. Demek ki bombanın nerede olabileceğine dair bir fikrimiz var artık. Hadi bir an evvel gidelim Cem. Sen nereye geliyorsun? Yanımdan ayrılma dedim bana. Hayır, bu çok tehlikeli. Sen başaklarla birlikte kalacaksın. Bombayı siz mi durduracaksınız? İzin verirsen eğer Zeynep. Ya patlarsa? Patlarsa patlar, ne yapalım? Aman dur o zaman, dur gel. Sağ ol patla, Zeynep. Patla. Bayağı moral oldu. Hadi ne kadar vaktimiz olduğunu bilmiyoruz hadi. Bayağı lan. Ya patlarsa? Hadi. Abi ne kadar kaldı? 6 dakika sonra boom. Ya abi biraz daha uzağa gitsek. Ne bileyim, bomba buraya kadar gelmesin. Cam taş filan. Bu işin bütün zevki bu. Güzel bir tablo yaptın mı geçip karşısına seyredeceksin. Kendi işine hayran olacaksın. Yürü. Buddy hadi oğlum, bul şu bombayı, sana kolum kadar kemik alacağım hadi. Ben de sana istediğin kızı ayarlayacağım. Kaniş de kaniş, leşi de leşi. Leşi değil oğlum, o koli, o koli. Neyse lan işte, istediğin kızı ayarlayacağım, tamam mı? Hadi oğlum Buddy hadi. Sen var ya, acayip sapıksın ha. Android gibi bir şeysin sen. Burada baba şey olaya konsantre olsana ya. Hadi oğlum hadi. Buraya. Belgin abla nerede ya? Yapma Zeynep. Bak geliyorlar işte. Belgin abla. Ya neredesin ya? İçeride bomba var. Şey ne oldu? Tamam şöyle gelin, şöyle gelin, şöyle gelin. Zeynepciğim. Tamam. Sinan yaşıyor. O yaşıyor. Ne oldu şey, tamam abla. Bilmiyorum başarı. Tamam, hepsi geçecek. Şimdi eve gideceğiz. Memoli bombayı bulacak. Ben sana çay koyacağım. Sonra mışıl mışıl uyuyacağız. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. O yaşıyor diyorum sana. Baba emin misin oğlum, bunun bombayı bulacağına ya? Ya bulacak tabii oğlum, bulacak. Biz de kahraman olacağız. Hadi oğlum, madalyayı takacağım hadi.
Nereye gitti bu? Nereye gitti? Belki de olayın perde arkasını araştırmaya gitmişti. Ne? Ne bileyim, perde var ya hani arkasına geçti, onu diyorum. Ne alakası var ya? Ne kötü ismi ya? Oğlum stres attı. Buldu galiba. Aferin oğlum sana. Yavaş. Yavaş. Baba dikkat. Baba dikkat, yavaş. Aferin oğlum, aferin buddy. Aferin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Tamam. Komiserim daha patlamadı değil mi? Ya patası duyardık. Ha? Hay Allah, ne diyorum ben ya. Başak, hemen öndekileri arkaya getir. Durum tehlikeli. Bana tamam, bak Zeynep şey. Sen de Begin Hanım al. Hemen bir arabaya binin, uzaklaşın buradan. Yok, tamam mı? Yok, normali gelmeden hiçbir yere gidemeyiz biz. Zeynep. Başkomiserim. Bu eksikti. Aman içeride bomba var. Senin haberin var mı? Ne bomba mı? Allah. Gel buraya, gel buraya. Gel, gel, gel. Ya başkomiserim, hangi konuda iyi olduğunu biliyor musun? Ne? Başkomiserim, bu konuyla ilgili ne kadar film varsa hepsini seyrettim. Bir keresinde Bruce'u tam böyle bomba ima ediyor. Deli bu, deli. Allah şef, Allah. Şef, itfaiye geldi. Nereye alalım? İtfaiye mi geldi? Hemen. Başkomiserim, vali bey telefonla. Vali mi? Ver bakayım. Aa, ben bakayım. Evet, dursana ya. Hey, dur burada. Gelme, bana bak. Ay çok affedersiniz, çok affedersiniz vali. Deli bu ya. Hayır, tabii size demedim. Atlayacak görecek günü ha. Evet, demedim efendim. Öf. Baba ne yapacaksın şimdi ya? Bir dakika abi, düşünüyorum, bir dakika. Oğlum ne düşünüyorsun ya? Patlamasına bir dakika kalmış. Hadi çıkalım. Abicim akademide öğretmişlerdi. Kemal abi. Ha? Sen nereden çıktın Rambo? Yardıma geldim abi. Bir sen eksiktin. Bomba bakayım. Yapma. Ya oğlum dur bir dakika. Akademide hangi renk kablo olduğunu öğretmişlerdi. Oğlum ne rengi ya? Patlamasına bir dakika kalmış diyorum. Etrafı boşalttık, kaçalım hadi. Bir dakika abicim, bir dakika. Hatırlayacağım. Kemal abi, Bruce Willis'in filmlerinde mavi kabloydu. Oğlum saçmalama dur. Hayır. Film değil bu, dur. Ölmek istemiyorum. Hatırladım, Derya. Kırmızıydı. Maviydi. Hayır, deryaydı. Kırmızıydı. Maviydi. 5. Kırmızıydı. 4. Kırmızıydı. 3. Abi. 2. Kırmızı. Mavi. Baba, yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz abi, yaşıyoruz. Şu anda biz de herkes gibi balo salonunun önündeki bahçede. Evet, merkezinde. Gergin bekleyiş devam ediyor sayın seyirciler. Herkes panik içerisinde ne olacağını bekliyor. Bomba uzmanları az önce içeriye girdiler ve biz de bu bomba uzmanlarından iyi bir haber bekliyoruz. Koş polis, koş oğlum, koş. Geldi. Allah'ıma bir şükür yarabbim. O kadar çok dua ettim ki. Benim için mi? Hepiniz için. Yani Buddy için bile ettim. Memoli iyi misin? İyiyim. Sen iyiyim. Ne yaptın içeride? Bu ne yaptın? Buddy. Onun ne yaptığını hiç sormayın valla. Memoli abi içerideki bomba sahici miydi? Evet. Yani benim dediğim tehlikezlik patlayacak mıydı? Hem de nasıl patlayacaktı? Ben? Ya bunun bu halleri var. Ben kendine gel. Uyan. Uyansana. Sayın seyirciler, şimdi Flash Haber'le tekrar karşınızdayız. Nihayet gergin bekleyiş sona erdi. Emniyet güçleri içerideki bombayı etkisiz hale getirdiler. Böylesine güzel bir gecenin istenmeyen şekilde sonuçlanması herkese... Ne geceydi ama be. Eğlendin mi köylü kızı? Çok güzeldi. Belgin ablacığım, hadi Zeynep'le birlikte siz de eve gidin. Başak sen de onlarla git. Memoli. Efendim abla. O bu gece buradaydı. Beni kurtarmak, bana haber vermek için buraya geldi. Belgin ablacığım, ne olur bak, hepimiz çok yorulduk. Şimdi git, yarın konuşuruz. Hadi. Memoli neden bana inanmıyorsun? Geldi diyorum sana, bak gülüverdi. Ceketi garson kılığına girmişti. Sonra arkasından koştuğum zaman bunu buldum. Lütfen Memoli, inan bana. Abla bilmiyorum, benim de kafam çok karıştı. Yine bir hayranındır, bir yerden duymuştur bomba olduğunu. Hadi ablacığım, yarın bütün garsonları sorguya çekeceğim. Hadi üşüme abla, ne olur. Hadi ablacığım. Ne için inanmıyorsunuz? Şef, anlamıyorum. Zeynep hadi sen de bin. Hadi. Başkomiserim. Bu ne ya? Başkomiserim, bu adamı ağaçların altında baygın buldum. Ya bırakın beni ya. Ben bombacı falan değilim. Ben burada garsonluk yapıyorum. Garsonluk mu? Evet. Sigara içmeye çıkmıştım arka tarafa. Adamın biri geldi, ateş istedi. Sonra kafama neyin vurdu herhalde. Sonra kendime bir geldim, böyle tren gibi lüks bir arabanın içindeyim. Bir baktım ceketim gömleğim yok. Ceketin mi yok? Evet, ceketimi de gömleğimi de alıp başkasına giydirdiler herhalde. Al, bu senin galiba. Evet, nereden buldun sen bunu? Bunu götürün sorgusunu alın. Ondan anlaşıldı komiserim. Baş üstüne. Ya durun ya, bir dakika ya, gömleğim nerede?
Ne geceydi be. Bombalar, koşuşturmalar, bir ton patırtı, gürültü. Bu defa paçayı kaptırıyorduk yalnız ha. Buddy belli etmedim ama bu defa ben de çok korktum. Anlıyor musun Buddy? Kendim için değil, insanlar ölecek diye çok korktum. Buddy, çak beş. Çak. Sen olmasaydın ayvayı yemiştik oğlum kısacası. Bir de bana ödül veriyorlar ya, en çok da ona şaşırıyorum. Ben hayatımda güzel olan her şeyi mahvettim. Ailemi, çocuklarımı, gecemi, gündüzümü, bana yakın olan her şeyi. Her şeyi. Bu ödüle bakınca birileri benimle dalga geçiyormuş gibi geliyor. Asla yılmamam. Vazgeçmemem için önüme böyle sahte mutluluklar koyuyorlar. Yaşamaya devam etmemi istiyorlar. Daha çok insanın hayatını mahvetmemi istiyorlar sanki. Neyse dostum, seni de sıktım. Hadi gel, eve gidelim de bakalım dolapta sana göre bir şeyler var mı? Acıktın değil mi? Cem dolapta Romalılardan kalma bir beyaz peynir olduğunu söylemişti. İnşallah hepsini yememiştir sapık. Hadi. Buddy, senin kız arkadaşın falan da vardır ha. Bir gün yengeye söyle de beraber bir ormana gidelim. Çimlerde yuvarlanırız. Ben size top falan atarım. Uyar mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.